Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Tatlı 10 numaralı iş kolundaki işçilere önemli bir haberim var diyor. Gelin birlikte bakalım. İhsan Başkan'a da yazılar için teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Genç ve Spor 10. iş kolundaki yetkili sendika hafta tatilinde çalışanlar için hem bundan sonra hem de bundan önceki dönemler için çalıştıklarını karşılığını ödemesi için talepte bulundu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi yazı burada gördüğünüz üzere. Toplu iş sözleşmesinin uygulanması diyor Tez Kopis Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı arkadaşlar. Genç ve Spor İl Müdürlüğü'ne İstanbul'a yazıyı gönderdi. Eğer sizin de farklı illerde durumunuz aynıysa sendika yazıyı göndermiştir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sendikamız ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası TÜİS arasında 31 Temmuz 2023 tarihinde 1 Mart 2022 ile 31 Aralık 2023 yıllık süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır diyor yazıda. Hemen bir dipnot vereyim. Önümüzdeki aylarda yeni toplu iş sözleşmesi yani 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. TÜİS ile Teskopis Sendikası arasında bilginiz olsun. Onları da detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Kanala abone olup bildirim zili açmanız yeterlidir. Instagram'da da bizi takip edin. Linkini videonun altında bıraktım arkadaşlar. Müdürlüğünüze bağlı Maltepe Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan sendikamız üyesi işçilerin hafta sonları cumartesi veya pazar günleri çalıştıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Toplu iş sözleşmesinin çalışma süreleri başlıklı 17. maddesi haftalık çalışma süresi 45 saat olarak saati geçemez. İşveren haftalık çalışma süresini 5 gün çalışacak şekilde mevcut uygulamayı da dikkate alarak düzenler. Cumartesi günü işçi dinlendirilir ancak faaliyet konusu gereği cumartesi ve pazar günlerinde hizmet verilmesi gereken birimlere münhasır olmak ve münavebeli uygulama kaydıyla akti tatil günü cumartesi günü dışında farklı bir gün olarak da düzenlenebilir. Bu durumda akti tatil gününü takip eden gün hafta tatilidir. Bu işçilerin kendileri için belirlenen akti tatil ve hafta tatili günlerinden çalıştırmaları halinde hafta tatil ve ücretleri ile ilgili maddede akti tatil ve hafta tatili için öngörülen hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinin hafta tatili ve ücretli başlıklı 32. maddesi A. İşçilerin hafta tatili pazar günüdür. Ancak münavebe sistemine göre çalışanlar için akti tatil gününü takip eden gün hafta tatilidir. Hafta tatili gününde çalıştırılan işçilere ücretleri %100 zamlı olarak ödenir. Çalışmadan hak ettiği dahil toplam 3 YMY ödenir. Ancak bu günlerde normal günlük çalışma süresini aşan çalışmalar için işçiye her bir saat çalışma karşılığı ücreti normal saat ücretinin %200 zamlı toplam 3 saat tutarı ödenir. B. Haftalık çalışmanın 5 gün üzerinden düzenlendiği iş yerlerinde İşçilerin akti tatil günü çalışımları halinde işçilere ücretleri %100 zamlı ödenir. Örnek, işçinin akti tatili günü tam çalıştırılması halinde çalışılan her akti tatil günü için aylık istihkaklarını 2 YM'ye ilave edilir şeklindedir. Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddelerine göre üyelerimizin akti tatil ve hafta tatili günlerinde çalışımları halinde ücretleri %100 zamlı ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin pazartesi cuma günleri arasında çalışma yaptırılması, cumartesi veya pazar günü çalıştırılmaması, çalıştırılması halinde toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi uygulanmasını ve bugüne kadar yapılan akti tatil ve hafta tatili günlerinin ücretlerinin ivedilikle ödenmesini, ödenmediği takdirde yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini saygılarımızı arz ederiz. Şenel Yılmaz Şube İdare Sekreteri, Sabahattin Karakurt Şube Başkanı, Teskopi Sendikası Türk İş'e bağlı yazıyı yazmış arkadaşlar. Sendikayı kutluyoruz. İşçinin arkasında durmuş. Arkadaşlar bu ve buna benzeri yazıları kaçırmak için bizi dediğim gibi YouTube kanalımızdan abone olmanız gerekiyor. WhatsApp'a da gelebilirsiniz. Türkiye'nin en büyük kamu işçisi WhatsApp kanalını açtık. Linki videonun altında var. WhatsApp'a da gelin. Ayrıca yine Türkiye'nin en büyük işçi sayısına sahip neredeyse 24 bin olmak üzereyiz. Hepinize ilginize alakanıza teşekkür ederiz. Instagram kanalımıza da gelin arkadaşlar. Kamu İşçi Haber adı. Oraya da videonun altına linkini bıraktık. Tıklayın. Instagram'dan bizi takip edin. WhatsApp'tan bizi takip edin. Ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu yazılara ulaşmak isterseniz hemen belirteyim. memurlarahaber.com web sitesinden bu yazılara 7/24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeniden yükle diyelim. Arada böyle hatalar olabiliyor. Evet. Bakın burada yazarlar modülünde İhsan Tatlı genelde özellikle 10 nolu iş kolunda işçi arkadaşlara
ve 18 nolu işçi arkadaşlara özel yazılar yazıyor. Onun yazılarına ulaşabilirsiniz. 4'te taşeron işleri son dakika yazılar kısmında yine aynı şekilde. Yine 696 KYK ile kadroya geçen işleri bilgilendirme kısmında yine aynı şekilde. Ezgi Yılmaz 4'te kamu işlerinin sesi yine aynı şekilde. Güven Kaya özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı işlerine özel yazılar yazıyor. Çağlar Durmaz yine bütün işleri, hatırlarsınız Çağlar kardeşimizi, özellikle bu Ağustos ayında toplu iş sözleşmelerinde tablo tablo teker teker bütün yeni toplu iş sözleşmeleri sizlere sunmuştu. Biz de bunları videolaştırmıştık. Çağlar kardeşimiz Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Tartışması yok, tartışmasız. Onun yazılarına ulaşabilirsiniz. Enver Yavuz özellikle Tarkim, Orman Bakanlığı gibi kurumlarda yazılarıyla dikkat çekiyor. Zaten yine bakın yazının da başlığı Orman Bakanlığı 2023-2024 toplu iş sözleşmesi duyurusu. Ali Yavuz Yıldırım yine kamu işlerine özel yazılar yazıyor. Yani bizim web sitemiz memurlarahaber.com arkadaşlar. Bakın burada. Memurlarahaber.com'dan bu yazılara 7/24 okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın web sitenin ana sayfasına tıkladım şu an. Web sitemizin ana sayfasına yine kamuya personel alımları, iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Bakın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadrolu temizlik işçisi alım yapılacak. Mülakat ve torpil yok arkadaşlar. Şu an bu ilana başvuru yapabilirsiniz. Web sitemiz memurlarhaber.com'da bunun detayları duruyor. Yine Çalışma Bakanlığı'na torpilsiz mülakat olmadan 1392 kişi işe alınacak. Bayağı farklı ilan bu. Yine dediğim gibi mülakat yok, torpil yok. KPSS puan üstünlüğüne göre birçok farklı branşta alım yapılacak. Yine bakın ana sayfada birçok haber var. Kamu işlerine özel haberler. 15 Ocak tahmini kamu işlerinin zamlı maaşları. Taşeron işleri kadro, ehliyet affı gibi gündemleri haber yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni toplu iş sözleşmesi duyurusu haberini yaptık. Kamu işlerinin yeni Ocak zammı YM'lerini haber yaptık. Kamu işlerinin banka promosyonları güncellensin diye bir yazı yazdık. Kamu işlerinin mağduriyeti, zorunlu emekli edilen işlerin geri döndürülmesi, tayin hakkının bir an önce verilmesi, meslek kodu mağduriyeti gibi birçok problemi size dile getirdik. Arkadaşlar arada web sitemizi ziyaret ederseniz bu ekranda gördüğünüz bütün haberleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen bütün kamu işlerine, bütün iş kollarında haber yapmaya devam edeceğiz. Size bir doz sabah akşam memurlarhaber.com yazıyorum arkadaşlar. Bir sabah girin, bir de akşam girin. Kamu işleri adına haberleri kaçırmazsınız. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.